Manşete hoş geldiniz. Ankara'daki bombalı saldırıyla başlıyoruz. Ne zamandır silahlar susmuştu, ne zamandır Türkiye'nin belli başlı bir kentinde bir terör saldırısı yoktu ve yeniden bombalar patlamaya başlamışsa ve yeniden terör saldırıları başlamışsa veya işte bir takım yerlerde bombalı eylemler falan olmaya başlamışsa bunun arkasına dönüp bakmak gerekiyor ve üzerine düşünmek gerekiyor. Bir de Ankara'nın reflekslerini de takip etmek gerekiyor. Bu tür Ankara kontrol edemediği olaylar söz konusu olduğunda son dönemde hemen yayın yasağı getiriyor. Eğer bir konuda yayın yasağı getirilmişse bilin ki o konu kontrolden çıkmış veya kontrol altında tutulamayan bir mesele demektir. Ama bir konuda yayın yasağı yoksa o konu kontrol altında demektir. Bakınız 15 Temmuz. 15 Temmuz'da herhangi bir yayın yasağı yoktu. Twitter, YouTube falan kapatılmadı. İnternet serbestti. Televizyonlar serbestçe yayın yapıyorlardı. Kimse uydudan indirmeyi falan düşünmedi onları. Neyse. Şimdi burada böyle bir takım tedbirler getirilmiş. Gerçekten iki militanın İçişleri Bakanlığı'na gelip kendini patlattığı bir feda eylemi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunu PKK'da üstlenmiş. Ve biz yaptık diyor. İsimlerini de veriyor. Başarıyla Başarıya ulaşmıştır eylem diyor. Meclisin açılış gününde meclise çok yakın bir yerde diyerek de ...aslında mesajın meclisi olduğunu veya mesajın Erdoğan'a yönelik olduğunu falan söylüyor. O açıdan enteresan, önemli. Mesajı açısından da önemli. O arada işte biz bunu hallettik. Ne bileyim terör saldırısı yarım kaldı ya da başarısız oldu. Militanlar ölü olarak ele geçirildi falan dediğinizde veya öldürdük falan dediğinizde... ...bu konuda gene izaha muhtaç çünkü feda eylemi yani o iki militan zaten Ankara'nın göbeğinde iç gidip de işte böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiğinizde oradan sağ çıkma olasılığınız yok. Bunun zaten için, bunun için terör uzmanı olmaya da gerek yok. Feda eylemi düzenlemeye gitmişler. Birilerini öldürmek, kayıp vermek amaç mıydı değil miydi? Belki girişteki birkaç polis için söz konusu olabilir. Bilemiyorum. Neticede o iki polis yaralanmış. Neticede bir ses getirmek, bir mesaj vermek olduğu anlaşılıyor ve feda eylemi olduğu anlaşılıyor. Yani canlı bombalarla Oraya gidildiği bir anlamda anlaşılıyor. Ondan dolayı da PKK tarafı da başarılı oldu diyor eylem yani. Kuzey Irak'a bir hava operasyonu düzenlenmiş. Bu tür şeyler bu tür eylemlerden sonra göstermeliktir. Bir amaca matuf değildir. Tamamen kamuoyuna dönük mesajdır. Cevabı hiç verilmeyecek sorular var. Kayseri'de bir aracı gasp ediyorlar. Ankara'ya hiçbir çevirmeye takılmadan geliyorlar. Plaka tanıma sistemi... Çalışmamış, hangi yolları kullandıkları belli değil. Üstelik saldırıdan önce İçişleri Bakanlığında keşif yapmışlar. Yine Kayseri'ye kadar RPG roket atarla gelmelerinde istihbarat zafiyeti falan so sorgulanıyor ama kime ne anlatıyorsunuz? Yani bunun e şeysi bile yok, alakası bile yok. Ebabillerin hedefi yeni bakan demiş. Buna da bakacağız da. Bakanın e açıklamasında, ilk attığı Twitter mesajlarında terörle filan mücadele edeceğiz derken çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz devam edecektir diyor. Yani şimdi sen bir terör saldırısından bahsediyorsun. Bir bombalı eylemden, bombalı saldırıdan bahsediyorsun. Çok sıcak. iki polis yaralanmış. Yani rejim devletinin, yani rejimin polis devletinin sembolü, iç işlerinin binasına bir saldırı söz konusu. Namusun senin. Namusunu koruyamamışsın. Bunun istihbaratını alamamışsın, önleyememişsin. Böyle bir ortamda bile çetelerle organize suç örgütleriyle mücadelemiz devam edecek diyorsun. O açıdan son derece düşündürücü, enteresan. Niye böyle bir çete vurgusu yaptı bakan? Ki zaten Ebabil hareketi, Harekatı diye bir şey varmış. Troll grubu varmış. Süleyman Soylu'ya yakın. Onlar da paylaştıkları mesajla bir anlamda karşılıklı resleşmenin, mücadelenin neyse artık kavganın şeyini de gösteriyorlar. işaretlerini de veriyorlar. Silmişler bu mesajı ama neticede mesaj atıldı bir kere. Süleyman Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Neyi takip ediyorlar ki? Takip etmeleri gereken şeyleri takip etmiyorlar. Kendi evlerini bile korumuyorlar. Gidiyorlar işte böyle masum insanları tutuyorlar hala Baylok'tan ve Bankasya'ya para yatırmaktan. Bu çift Nurcan Abdülkadir Aslan çifti. 6 çocuklu ee, beşi beşiz ve e, bu çiftin işte çocukları tutuklanmışlar ve Ömer Faruk Gergerlioğlu videosunu paylaşmış. Bu şekilde çaresiz bir şekilde ağlıyorlar. Annelerine babalarına sarılıyorlar. Ahim geçtiğimiz hafta Baylok'tan suç üretemezsiniz bankasiyaya para yatırmak suç değil dedi. Bu delillerle işlem yapamazsınız dedi ama buna rağmen bu delillerle işlem yapıyorlar. Bir, bir yönüyle de meydan okuyorlar. Hayır yaparız bak yapıyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış. Beşizler anne babası tutuklanmadan önce ağlama krizine girmişler. Burası sanırım Edirne Adliyesi. Kutuların üzerinde mahkeme dosyaları yazıyor. Abdülkadir Nurcan Arslan ikisi de Edirne'de tutuklandı. Toplam 6 çocuk 5 beş tanesi beşiz. Çocuklar annesiz yapamaz demiş. Evet Arslan ailesi. Yani gerçek eli silahlı eylemcinin, militanın, teröristin adına ne diyorsan saldırganın peşine düşme. Bu insanlarla meşgul ol. Türk polisi bunlarla meşgul olunca da... şey, şey, şey ...ibre şaşıyor. Yani. Tayyip Erdoğan biraz evvel atıfta da bulundum. Ahim kararı ile ilgili olarak... ...işte efendim... ...yıkılmadık ayaktayız havası veriyorsunuz. İşte efendim neyse devam edecek mücadelemiz. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine. Bu mu can çekişme? Geldi senin namusunun önünde bomba patlattı. Hadi bakalım. Bu mu can çekişme? O arada Avrupa Birliği'ne de şey Erdoğan mesajında göğe abı altından su göstermiş. Artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa o tarafı da kendi bilecekleri iştir diyor. Yani o da biliyor artık e, tam üyelik filan sürecinin lafta kaldığını. Neyse onu geçelim de. Yani burada da Erdoğan'ın verdiği mesaj e, bu Baylok Bankasya falan şey yapmayın yürüyün. Bak e, sakın ha, ahim falan çerçevesinde bir karar almayın. Yani sadece tribünlere değil bir anlamda adalet yargı neyse adalet demiyorum da. Yargı camiasına kendi yargısına da bir anlamda sopa sallıyor. Annesi Baylok'tan içeri, içerideydi. Yusuf Kerim. Yusuf Kerim annesine kavuşsun diye ge geçtiğimiz yılın ikinci yarısında ve bu yılın başlarında kampanya vardı ve Leman Ocak ayında bu kapakla çıkmıştı. Yusuf annesine kavuşsun. Evet. Ve Yusuf Kerim maalesef hayatını kaybetti. Mücadelede bugün Türkiye saatiyle 3.18'de babası Süleyman Sayın Canım oğlum Yusuf'umu kaybettik. Mesajıyla Yusuf Kerim'in vefatını duyurdu. Masum bir çocuk, günahsız bir çocuktu. Annesine, babasına, ailesine sabırlar diliyorum. İşte burada en son 27 Eylül'de paylaşmış. Ölümcül diyebileceğimiz. Çok fazla hani çıkış görünmeyen bir kanser türüyle mücadele ediyordu. Durumunun çok zor olduğu, annesi çıktığında da aylardır, yani ta başından beri belliydi. Ama son aylarında, son döneminde artık annesi de yanında olsun, en azından tedaviye cevap vermesi veya en azından tedavisi açısından, eğer yaşamını biraz daha uzatacaksa bu açıdan önemliydi. Yusuf Kerim'e Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz lafın gelişi ama Yusuf Kerim zaten günahsız, masum bir çocuktu. Varsa bir kabahati onu da döktü hayatının son aylarında. Lafın gelişi Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama o kanatlandı, uçtu. Evet. Böyle. Dönelim tekrar teröre. Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz konulu ankette dört yanımızın düşmanlarla çevrili olduğu bir ülkede mi yaşıyorsunuz sorusuna yüzde %64 evet demiş. Yani Türkiye'de yüzde %64 Metropol araştırmaya göre dört yanı düşmanlarla çevrili olduğunu düşünüyor. Dış güçler safsatasına inanan bir yüzde %64 var ve bunun da yani bütün partiler için söz konusu. Yani İyi Parti'nin %58'i İyi Parti'ye oy verenlerin 58'i, MHP'ye oy verenlerin 75'i, CHP'ye oy verenlerin yüzde %52'si HDP'ye oy verenlerin %53'ü böyle düşünüyor. Yani partilerin tamamının yarıdan fazlası böyle düşünüyor. Partililerin hangi partiye oy vermiş olursa olsun yarıdan fazlası böyle düşünüyor. Dört yanımız düşmanlarla mı çevrili? Dış güçler evet diyor. Ortalama yüzde 64. Muhatabınız bu. Can geçmiş olsun. Adalet Bakanı milletvekilliğinin düşürüleceğini ilan etmiş, açıklamış. Hatay'dan seçilebileceği bir yerden kondu. Ama arkadaşları gerçekten sahip çıkamadılar. Şimdi artık iş işten geçtikten sonra bir yürüyüş eylemi başlattılar ama çok 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 geç. Çok geç. Bir tiyatrocu arkadaş vardı, sinemacı. Barış yerini vermişti. Hiç vermeseymiş keşke. Neyse. Bir haberin bir detayından bahsedeceğim size. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan provokatif olaylar Ankara'da tepkiyle karşılandı falan haberlerini görmüşsünüzdür. Fakat detaya bakın. Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği binası önünde polis koruması altında Erdoğan'ın maketini yakarak Türkiye'nin tepkisine neden olan İsveçli aktivist demiş ki istediği hedef Hedefim tam olarak buydu. Hedefim Türkiye'yi e, İsveç'i NATO dışında tutmak. Yani adamın Erdoğan'la Türkiye ile falan bir derdi meselesi yok. Kur'an yakma eyleminde de böyle. İsveç içeri İsveç içindeki aktivistler ülkemizi nasıl NATO içinde dışında tutarız? Türkiye'yi kızdırmamız la lazım deyip eylem yapıyorlar. Tamam mı? Yani neticede e, habercilik biraz yani bu haber milliyette çıkmış. En azından bu detayı koydukları için tebrik etmek lazım. Ama bu detay başlık olacak bir detaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani Ankara'da köpürmek yerine bu adam neden böyle bir eylem yaptı? Bu İsveçli aktivist ülkesini düşündüğü için eylem yaptı. Türkiye'yi kızdırırsam Türkiye'de İsveç'i NATO dışında tutar falan diye düşündü. Basit bir mantıkla. Enteresan yani. Her eylemin, her hareketin filan altında farklı farklı gerekçeler olabiliyor. Yani çocuk Türk düşmanı olmayabilir. <laughs> Mesele zaten Türkiye'de değil. Ülkesiyle ilgili bir şey yapıyor özünde. Bugün 2 Ekim hatırlıyor musunuz Cemal Kaşıkçı İstanbul Konsolosluğunda bundan tam 5 sene önce yürüye yürüye girdi ve cesedi bile yok. İçeride hunharca katledildi, parçalara ayrıldı ya bir fırında yakıldı ya bir asit kazanına atıldı, kaybedildi. Ve failleri kaçtılar. Her şey Türkiye'nin göz önünde oldu. Türkiye seyretti ve yargılamayı da daha sonra Su Suudi Arabistan'a havale etti. Ve bugün bir avuç insan belki Cemal Kaşıkçı'yı hatırlamış. Biri de nişanlısı evlenme hazırlığı yaptı. Onun için gitmişti zaten Suud Konsolosluğu'na. Evlenme evrakları için gitmişti. Hatice Cengiz. Beş sene önce bugün hunharca öldürüldü. Cesedi parçalara ayrılarak yok edildi. Tüm dünya bu gerçeği öğrense de adalet yine yerini bulamadı. Allah'ın adaleti var demiş. Yani bu kadıncağız o konsolosluğun dış, dışında beklerken içeride kocası katlediliyordu. Kocası olacak kişi katlediliyordu. Ki zaten konsolosluğa her bütün detaylar ortaya çıktı. Konsolosla girer gitme, girmez üzerine atlamışlar, ee, Adli tıpçı orada, istihbaratçı orada, herkes orada çullanmışlar. Arabalar giriyor çıkıyor, bavullarla bir şey taşıyorlar. Sonra da o başkonsolos pişkin pişkin günler sonra konsolosluğun kapısını açıp bakın işte burada bir şey yok diye gazetecilere gezdirmişti cinayet mekanını. Hepsi gitti sonra. Hiçbirinin de başına bir şey gelmedi. O arada Suud Veliaht Prensi ki bu cinayetin katliamın neyse arkasındaki isim Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle sulh oldu. Sus karşılığında sus payı ne, ne, ne verildiyse. Şimdi 4-5 sene sonra da gene dünyada kabul gören bir figür oldu. Evet. Çetelerin çökertildiği falan yok. Çetelerin çökertildiği falan yok. Çeteler arası hesaplaşma devlet eliyle görülüyor. Devlete çöken çeteler arasında bir kavga var eğer kavgaysa. Böyle bakarsanız yanılmazsınız. Bir sonraki manşet yayınında görüşmek umuduyla hoşçakalın.